الله العظيم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İlk önce bizleri dünya hayatına getirmek suretiyle imtihana tabi tutan, aile, evlat, mal vermek suretiyle dünya hayatımızı süsleyen, verdiği malın, evladın, sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan Hakim-i Mutlak Yüce Allah'a hamd, onun sevgili kulu, sevgili Resulü, eşsiz önder, tek lider, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların, tüm müminlerin, tüm Müslümanların üzerine olsun. Konumuz İslam'da evlilik. Kişi hanımıyla nasıl mutlu olabilir? Veyahut da gelin ararken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir 12 madde falan sıralayacağım. İnşallah bu maddelerden bir ders çıkarmaya çalışalım. Şimdi biliyorsunuz Avrupalılar da evleniyor, biz de evleniyoruz. Yani kafirler de evleniyor, biz de evleniyoruz. Ama onlar genellikle birçoğu şehvetlerini gidermek için evleniyorlar. Birçoğu. Ama Müslümanlık da öyle değil. Müslümanlıkta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü koymuş ve diyor ki تَنَاكَحُ وَتَنَاثَلُ اِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْاُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ey ümmetim, evleniniz, çocuk yapınız. Ben kıyamet gününde sizlerle iftihar edeceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biliyorsunuz bir Müslüman evlendiği zaman bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Allah Resulü ölçüyü koymuş ve diyor ki تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ اِلَى اَرْبَعُ Dört haslet için bir kadın onunla veyahut da erkek onunla evlenir. Ne gibi? اِلَى مَالِهَا diyor. Malı için, parası için, zengin, varlıklı alınır. وَلِجَمَالِهَا güzelliği için, وَلِحَسَبِهَا şöhreti için, وَلِدِينِهَا diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu üçü bertaraf edip sadece dinini olarak seç Muhammed aleyhisselatü vesselam diyor. Terimet yedek bundan ürfet bulursun. Ve biliyorsunuz kişi gelin aradığı zaman, mesela bekarlar burada var belki, inşallah evlenecekler. İlk önce dikkat edeceği olan şeyler nelerdir? Bir, akidesi tevhid üzerinde olması gerekiyor. Ne demek yani? Yani bir tarafta la ilahe illallah diyorsa, diğer taraftan gidip ölülere kurban kesmeyecek. La ma'bude bihakkin illallah. Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmeyecek. Buna dikkat etmesi gerekiyor. İki, namazını dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka namaz kılması gerekiyor. Namaz kılmayarak kızınızı vermeyin. Hiç unutmuyorum, bir kişiyi geçenlerde bir ara zikrettim. Adam hiç araştırmadan kızını Hristiyan birisine vermiş. Adam gelmiş, arabası var, şu var, bu var, hepsi var. Kız gelmiş diyor ki baba, ya bizim damat yıkanmıyor. Ya kızım nasıl olur? Baba bal gibi yıkanmıyor. Gel bakalım oğlum. Ne bu, bizim kız ne diyor? Ya diyor doğru. Niçin doğru? Diyor ki benim dinim gereği yıkanmayı cevaz görmüyorum. Yahu senin dinin ne? Diyor ki ben Hristiyanım. Olur mu olmaz mı? Yahu sen bana sormadın. Araban var mı? Pulun var mı? Şu hepsi var. Ama yani ben Hristiyanım, dinini sormadım. Adam sormadan etmeden Hristiyan birisine vermiş. Ondan sonra Allah muhafaza bu sıkıntılar meydana geliyor. Şu an günümüzde Müslümanların belki yüzde küsürü belki buna riayet etmiyor, dikkat etmiyor. Arabası var mı, şu var mı, bu var mı veriyor. Eğer varsa ama namaz hiç sormuyor. Geçenlerde zikrettiğimiz gibi hani gitmişler bir kız istemeye, hacı amca diyor, başlıyor. Arabası var mı, evi var mı, gelin kaynana aynı evde mi oturacak, şu. Ondan sonra diyor ki en son namazı var mı diye soruyor. Maalesef Müslümanları şu an birçoğu buna riayet etmiyor. 3. Ev yanmadıkça birbirinize bağırmayın. Arada sırada hanımla aramızdaki olan tartışma, herkeste bu oluyor. Ama sen misin bana bağıran diye böyle maço erkek çıkar. Ondan sonra ne olur Allah muhafaza?
pataklayıp ve ondan sonra bu nedir? Bu boşanmaya kadar götürür Allah muhafaza. Dikkat edeceğiz. La tağdab, la tağdab. Geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor, diyor ki ya Resulallah evsini diyor bana, yani öğüt ver, yani ne yapayım? Diyor ki la tağdab. Bir kelime la tağdab diyor. La tağdab çünkü her şeyin başı öfkedir. Öfke olduğu zaman akıl gidiyor. Yani sadece içki içerek de gitmiyor. Aynı zamanda kişi öfkelendiği zaman Allah muhafaza akıl gidiyor. O açıdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, öfkelenen olan bir kişi otursun yahut da gitsin abdest alsın veyahut da alimlerin bazı teviller diyor ki veyahut da orayı terk etsin gitsin. Dört, eve girerken mutlaka selam vermeyi ihmal etmeyin. Esselamu aleyküm. Adam görüyor sanki yüzü mahkeme duvarı gibi şapurtu burşu böyle, ne selam ne kelam, ondan sonra olmaz ki. Ya selam bir ufuktur, selam bir rahmettir. Selamla başı olan bir kişi evinde huzur bulur. Ama selamsız, kelamsız giren kişi Allah muhafaza, yani gerçekten evde bir huzursuzluk olur. Beş, evlatlarınız arasında adil davranın. Adil. Birisini fazla sevindirirken o öbürünü ihmal etmeyin. Altı, ve geçen işte bu benim başıma arttı bu. Nedir? Ayda bir kere olsa hanımınızı çiçek almayı ihmal etmeyin. Geçenlerde hocam arıyor. Ya diyor sen başıma arttı. İkide bir hanım diyor çiçek. Ya dedi ki ben demiyorum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor tehaddu tehabbu, hediyeleşin ülfet, dışarıdan gel, yani her hafta değil de yani ayda bir kere olsun şöyle güzel bir gülünü alın ve duanı al, çiçek yap, yani bir çiçek, yüzük demiyoruz, bir şey demiyoruz, bir çiçekten ibarettir ve bunu yaptığınız zaman inanıyorum ki yani nurun ala nur olacak. Yedi, akrabalarla oturduğunuz zaman şakayla bile olsa hanımınızı küçük düşürmeyin. Adam oturuyor, amcaoğlu, teyzeoğlu, şu, başlar şuradan burada, ondan sonra hanım orada cevap verince nasıl sen bana cevap verirsin, eve giderken patır kütür ve boşanmalar Allah korusun meydana geliyor. Sen kendine bak, ilk önce yani Allah Celle Celal bu hanımı ve çocukları sana emanet vermiş. Ve Allah Resulü diyor ya, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve herkes kendi sürüsünden mes'uldur. O senden mes'uldur, sen ondan mes'ul değilsin. O acilen Rabbul Beyt olan, Rabbul Üsve olan, bu kıyamet günde orada eli altındaki olan şahslardan mes'uldur ve birisi çocukları ve hanımıdır. Naam. Sekiz, evde tartışma olduysa mutlaka o gün barışın. Ertesi güne bırakmayın. Adam ne yapıyor? Hanımı, çocukları dövmeden adam rahat oluyor. Olmuyor. Hatta bir gün, iki gün, haftalar, belki aylar bu sürüyor. Gerçekten bu çok yani acı ve tatsız bir durumdur. Ya yani hangi evde tartışma yok ki, ama önemli olan burada işte kişinin burada olgun oluşun işte göstermesidir burada. 9, iş yerinizdeki sıkıntıları evinize taşımayın. Ne olursa olsun dışı, isterse atölye bassın, ne olursa, ama eve geldiğiniz zaman bütün bunlar dışarıda kalsın ve evinize huzur ve neşeli bir şekilde gelin. 10, ikide bir şakayla bile olsa debbirli arus medhilli. Var işte evleneceğim. İşte bu tamam oldu hocam. Vallahi oldu bu. Adam ne yapıyor ya, debbirli aruz, bana gelin bul şu bu. Ya erkeksen, gerçekten niyetin varsa vur mu yumruğunu, varsa git ikincisini al. Ne yani ikide bir aruz maruz var, sakız bizi ağzını böyle çiğniyor. Aruz olmaz, olmuyor. İşte o yani aruz dediğin zaman sigortaları patlıyor hanımın, ondan sonra mayın tarlası patlıyor, ondan sonra gel çık bu işin içinden. Mardane hasta. Abi sana avrat yok. Bak nasıl konuşmaya başladım, demek ki bu konu hastayım. Arız gelince derdim, maya kalıyor. Niye abi? Tamam. Özür dilerim. 11, ailece namazınızı ihmal etmeyin.
Ailece en önemli olan bir. Bakarsın adam kılıyor, hanım da kılıyor ama çocuklarını kaldırmıyor. Ve özellikle sabah namazı. Yarın bu çocuklar yani geçeler dediğim gibi ya, eğer cehenneme Allah korusun ya Rabbi gireceklerse, ya Rabbim benim katilim şu annem babamdır derse, o zaman bizim halimiz orada ne olacak? O açıdan elimizden geldiği kadarıyla bir mümin, bir Müslüman, bir muvahhid namaz kıldığı zaman çocuklarını ihmal etmemesi lazım. Çünkü bu, bunlar bizden sonra bize hayır bırakacak olan eserlerdir. Kemâ kâle sallallahu aleyhi ve sellem. 12. Geçmiş hataları gündeme getirmeyin. Filan 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 sen de şöyle yapmış işte adam açar açar. Bazıları Davud aleyhisselamın kısasını açıyor açıyor. Ya kapat Müslüman. Kullu ibni Adem hatta diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her insan hata eder. Örtmez. Yani bunları kurcalayıp da yani ne elde etmek istiyorsun? Gerek yok. Bunları örtbas edip ve geçmişi unutmak gerekiyor. Çünkü el insan hulika nisyan la bud ennense. Unutmamız gerekiyor. Yoksa unutmazsak yaşantı olmaz. Yarın bu saatte, bu saniyede kim ne yaptığını inanın kimse bilmez. Çünkü bu Allah tebareke ve teala fıtratı gereği insanı bu şekilde yaratmıştır. 13 ve çok önemli bir madde. Cimri olan bir kimseye kızınızı vermeyin. Velev ki namaz kılsa. Niçin? Cimri olan kimseyi Allah sevmez. Melekler de sevmez, hayvanlar da sevmez. Cimri ya, bakil. Bir de enani. Bencil olan bir kişi. Bunlar kendilerini sadece severler. Sadece. Velev ki bu adam namaz kılsa, velev ki ne yaparsa yapsın, kesinlikle bunlara kızınızı vermeyin. Çünkü bu bir hayattır. Ve cimri olan bir kişi Allah muhafaza, Allah katında yani çok 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 şeydir burada. Son olarak hanım kolayca cennete girmek istiyorsa bunları yapsın. Nedir? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Hanım beş vakit namazını kılarsa وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَكُوْجَسِنِ itaat ederse ama bil ma'ruf Allah'ın emir ve yasakları içerisinde böyle hallücülü değil. Bil ma'ruf وَصَامَتْ شَهْرَهَا Ramazan ayında tutarsa diyor وَحَفَظَتْ فَرْجَهَا ve namusunu korusa diyor قِيلَ اَدْخُلُ الْجَنَّةِ اِدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ بَابٍ شِئْتِ أَسْأَلُ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ اَنْ يَجْعَلْنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الصِّفَاتِ Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Amin. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Amin. Son nefesimizi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyleyin nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi halis olmayan amelden, gelecek fitnelerden Amin. Ve dinimize zarar verecek olan işlerden bizleri koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi